Citizens of the world, we are anonymous. We won't accept that Erdoğan. The news media has already stated. Yazılım dünyasının aydınlık ve gölge tarafı vardır. Aydınlık tarafını hemen hepimiz biliyoruz. Fakat hiç bilmediğimiz bir de karanlık tarafına bakacağız. İçlerinde Türklerin de olduğu dünyanın en korkutucu 10 acre'ı bu gölge tarafta kalıyor. NASA'nın uzayla ilgili veya uzaylılarla ilgili bir şeyler sakladığını düşünüyorsanız NASA'nın sistemini hackleyen bir hacker NASA'nın sakladığı sırların bir kısmını deşifre etti. Gary McKinnon. Solo takma adıyla da ya da birazdan anlatacağım sebeple UFO hacker olarak tanınan McKinnon, ABD tarihindeki en tehlikeli hackerlardan biri olarak gösteriliyor. ABD ordusu ve istihbaratında düzenlediği hack saldırıları sırasında silah kayıtları ve önemli bilgilerin yer aldığı dosyaların silinmesine neden oldu. Bir gün Pentagon'un bilgisayarına sızarak bir mesaj bıraktı. Pentagon bilgisayarlarında benim adım Solo, sizin bilgisayar sisteminiz bir işe yaramaz. Tüm bilgisayar sistemimizi yerle bir edeceğim mesajını yayınladı ve hack girişimlerine devam etti. Kendisinin söylediğine göre McKinnon'un en büyük tutkusu NASA'nın bilgisayarlarını hackleyerek UFO'lar hakkında halktan gizlenen kanıtları ortaya çıkartmaktı. NASA sistemine sızdıktan sonra dünya dışı uzay gemilerinin görüntülerine ulaştığını söyledi. Aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışan dünya dışı varlıkların var olduğunu ve her birinin isimlerini ortaya çıkarttığını iddia etti. ABD yetkilileri McKinnon'un çok gizli dosyalara ulaştığını, ele geçirdiği sistem nedeniyle 300'ün üstünde bilgisayarı kullanılamaz hale getirdiğini ve ABD ordusunu tam 800 bin dolar zarara uğrattığını açıkladı. Bu olayın üstüne 70 yıl hapsi istenen McKinnon'a bir tür otizm olan Asperger sendromu teşhisi konuldu. Bu nedenle cezası iptal edildi. Asperger sendromu hastalığı yüzünden obsesif davranış bozukluğu ve sosyal hayatında problem yaşadığı biliniyor. Bu olayın üzerine yazılıma küsmemiş ve şu anda bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Anonymous. Kısa bir süre önce Rusya-Türkiye arasında aralarına kızışmasından hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınladıkları manifestoda Erdoğan'a yönelik bazı iddialarda bulundular. Dear government of Turkey, we will continue attacking your internet, your root DNS. Anonymous grubu dünyanın hemen her ülkesinde üyeleri bulunan ve tamamen gönüllülük esasıyla operasyonlara yön veren bir grup. Kendilerine destek vermek isteyen gönüllüler için de internet üzerinden indirilebilen bir botnet yazılımıyla programın kurulu olduğu bilgisayarlara zombi olarak kullanarak ortak operasyon kararı alınan sitelere DDoS ataklar düzenlenebiliyor. Peki nedir bu DDoS derseniz kısaca açıklayalım. DDoS saldırıları bir internet sitesine kapasitesinden üstünde ani akış sağlamaktır. Sunuculara ani yüklenme olduğunda ise o sistem çöker ve güvenliği kapalı hale gelir. Bu yüzden de sızıntılara açık hale gelir. Dünyadaki en popüler hacker grubu olarak bilinen Anonymous aynı zamanda en gizemli gruplardan da bir tanesi. Bu grubun herhangi bir lideri yok. Yalnızca gerçekleştirdiği eylemlerde yön veren yöneticileri var. Bu hacker grubuna katılmaksa çok kolay. Bu grubun bir parçası olmak için yayınladıkları yazılım bilgisayara kurmak ve bilgisayarları bu iş için feda etmek yetiyor. Yaklaşık 100 bin kadar üyesi olduğu bilinse de bu 100 bin kişinin hepsinin iyi bir yazılım bilgisi bile bulunmuyor. Anonymous'a destek vermek, yaptıkları saldırıları beğenmek, RRC üstünden sohbet etmek resmi olarak suç kabul edilmiyor. Fakat botnet yazılımlarını kullanarak bir siteye saldırı gerçekleştirmek Türkiye ve diğer ülkelerde yasalarınca suç kabul ediliyor. Aynı zamanda hapis cezası bile var. Barışın koruyucuları. Sony Pictures'un 2014 yılında Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'a karşı bir suikast girişimini konu alan ve Türkçe ismi diktatörle görüşme olan Interview filminin Noel günü piyasaya sürüleceği açıklandı. 24 Kasım sabahında Sony Pictures merkez ofisindeki tüm bilgisayarlarda bir iskelet figürüyle birlikte bu sadece başlangıç. Bütün dahili bilgileriniz elimizde. İstediklerinize boyun eğmezseniz şirketin en mahrem sırlarını afişeceğiz yazılı tehdit mesajı görüldü. Bu hack girişimini üstlenen Barış Korucuları isimli hacker grubu sadece Sony'nin merkez ofisindeki bilgisayarları ele geçirmekle kalmayıp içinde Sony filmlerinin özel senaryolarının e-postalarında bulunduğu yaklaşık 100 terabaytlık veriyi sızdırdılar. İlk başlarda Sony tarafından bu saldırının asılsız olduğu düşünülse de içlerinde üst düzey yöneticilerin de olduğu 6000'den fazla Sony çalışanının kredi kartı, e-posta şifreleri gibi önemli bilgileri çalındı ve çalınanların banka hesapları da hacklendi. Bu olayın üstüne Sony yöneticileri tüm Sony çalışanları dijital ortam çalışmalarını bırakıp kara tahta üzerine çalışmalarını emretti. Bu durum tüm işlerini bilgisayarlar üstünden gerçekleştiren Sony ekibi için tam bir felaket oldu.
Sony yöneticilerin sızdırılan konuşmalarında iCloud'un hacklenmesiyle özel görüntüleri ortaya çıkan Jennifer Lawrence'ın aynı düzeydeki erkek meslektaşlarından çok daha düşük ücretle çalıştığı ortaya çıktı. Cinsiyet eşitsizliği bu kadarla da sınırlı değildi. Sony Pictures yetkililerinin kadın çalışanların neredeyse tümünün erkek çalışanlara oranla çok düşük ücretlerde çalıştırdığı ortaya çıktı. Sony'nin bir diğer filmi olan Cleopatra'da rol almak isteyen Angelina Jolie için ise Sony'nin bir üst düzey yöneticisi azıcık yeteneği olan şımarık bir velet dediği de ortaya çıktı. Barış'ın koruyucular tüm veriyi yavaş yavaş yayınlamaya devam ederken Sony filmin yayınlanmasını durdurduğunu açıkladı. Böylece Barış'ın koruyucuları hacker grubu geçici bir süre içinde olsa amacına ulaşmış oldu. ABD bu hack saldırısı için direkt olarak Kuzey Kore'yi suçlasa da Barış'ın koruyucular isimli bu hacker grubu hiçbir zaman yakalanamadı. Jonathan James, daha 15 yaşında bir hacker düşünün. Çoğumuz 15 yaşında Facebook'ta ergen sözleri paylaşırken Jonathan okul bilgisayarını kullanarak ABD Savunma Ajansı'na ekledi. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yaşam kontrol eden 1.7 milyon dolarlık yazılımını hackleyerek NASA'nın uzayla ilgili iletişim ağının bir süreliğine tamamen durdurdu. NASA sistemleri 3 hafta boyunca kullanamadı. Dünyanın uzayla bağının tamamen koptuğu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun iletişiminin kesildiği bu durum bir daha hiç yaşanmadı. 2 ay tutuklanan Jonathan 6 ay eve hapse alarak 18 yaşına kadar gözetim altında tutulmasına ve NASA'ya bir özür mektubu yazmasına karar verildi. Ama işte huylu huyundan vazgeçmemiş. 2008 yılında bir başka hack girişimine izine rastlanınca hapse atılmaktan korktu ve kendi hayatına son verdi. Ay Yıldız Sim. 2002 yılında Türkiye'de kurulan ve kendisini vatanperver milliyetçi olarak tanımlayan bir Türk hacker grubu. En popüler saldırılardan biri Yunanistan savaş gemisinin komuta merkezine sızarak Mehter Marşı çaldırmaları oldu. Merkezinin İrlanda olduğu düşünülen Ay Yıldız Team grubunun Türkiye, Amerika, Japonya ve Yeni Zelanda'da temsilciliklerinin bulunduğu biliniyor. Türkiye'de bilinen en büyük saldırılardan birisini İş Bankası'na yaptı. Geçenlerde Akbank'a olan saldırı, daha doğrusu sistemsel çöküntüyü hatırlıyorsunuzdur. Buna benzer bir çöküntüyü de İş Bankası'na yapmıştı. Türkiye İş Bankası'nın sitesi ve ülke genelindeki ATM'ler kullanım dışı kaldı. Ay Yıldız Team, dünyaca ünlü hack grupları olan Retek ve Anonymous'a karşı verdikleri savaşta da biliniyor. Şu ana kadar bilinen en büyük hack girişiminde ABD Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini, Birleşmiş Milletler'in Ermenistan uzantısını, İsrail Devleti'nin resmi sitelerini, Yunanistan savaş gemilerinin komuta merkezini Rusya Milli Savunma Bakanlığı sitesine ekledi. Metin Bivan ve Richard Price. Devlet kurumlarına karşı bir takım saldırı düzenleyen 16 yaşındaki Richard Price ve 21 yaşındaki danışmanı Matthew Bevan, ABD ve NATO sistemlerine sızarak savaş simülasyonlarını sızdırdılar. NASA'yı hackleyerek uzaylılarla ilgili yapmış oldukları gizli araştırmaları inceleyen ve UFO'lara dair halktan saklanan kanıtları bulmaya çalıştıklarını söyleyen bu hacker grubu bu bilgileri ABD Hava Kuvvetleri veri tabanına kopyaladı. Bugün bile soğuk savaşa devam eden ABD ile Kuzey Kore'nin arası neredeyse bir savaş çıkmasına neden olacak kadar soğumuştu. Evsiz hacker Adrian Lemon. Genellikle hackerlar evrelerinde korunaklı internetlerle hack girişimleri yapıyorlar. Fakat Lemon dünyaca ünlü internet sitelerini hacklemek için internet kafedeki bilgisayarları kullanıyordu. Politikacılar ve Hollywood yıldızları başta olmak üzere ünlü kişilerin şifrelerini ele geçirdi. FBI'ın bazı gizli dosyalarını sızdırarak Amerikan hükümetine ait çok gizli bilgilere ulaşan Lemon'un o bilgilerle ne yaptığı şu an bile bilinmiyor. Adrian Lemon ayrıca holdinglerin veri tabanına girerek onların güvenlik ağlarını kırıp bu arada şirketleri arayıp nerede güvenlik boşlukları olduğunu haber vermesiyle tanınıyordu. Bu yönüyle her ne kadar masum bir hacker olduğu düşünülse de FBI tarafından 15 ay süren aramalar sonucu izini belli etti ve bir alışveriş merkezinde yakalandı. Yaptıkları nedeniyle mahkeme Lemon'u 65 bin dolar tazminat, 2 yıl süreli gözaltı, 2 yıl bilgisayar dokunma cezası verdi. Bu cezalarla birlikte evsiz hacker Lemo'ya ironik bir şekilde 6 ay ev hapsi verildi. Kevin Mitnick. İnternet dünyasında akbaba ve karanlık korsan takmatlarıyla bilinen Mitnick, hacker denilince ilk akla gelen isim. 90'lı yıllarda Nokia, Motorola, IBM gibi teknoloji devlerine defalarca ilk girişim yaptı. 1995 yılında FBI tarafından yakalandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl hapis cezasını veren mahkemede jüriler, Mitnick'in telefon görüşmeleri sırasında gizli kodlar söyleyerek nükleer savaş başlatacağından çok korkuyorlardı. Geçmişinde IBM ve FBI'ye yaptığı hack girişimleriyle bilinen Mitnick, artık onlara siber güvenlik danışmanlığı veriyor. Stephen Wozniak. Evet, bu isim tanıdık gelmiş olabilir. Apple'ın kurucu yöneticilerinden biri olan Wozniak gençliğinde bir hackerdı. Üniversite yıllarında kendisi ve arkadaşları için sınırsız bağlantı ve uzun mesafeli sesli görüşme yapabilen Mavi Kutu isimli bir sistem icat etti. Bu yüzden gençlik döneminde takma adı Berkeley Blue'du. Eğer Blue Box'ı yapmamış olsaydım
O sistemi bulmamış olsaydık bugün Apple'da olmazdı diyor kendisi. Apple 1 ve Apple 2'nin Wozniak'ın icadı olduğu biliniyor zaten. George Holmes, Sony Pictures firmasının hackerlarla başı dertte. Bu sefer de George Holmes isimli bir hacker ters mühendislik yöntemiyle PlayStation 3 konsolunu ekledi. Bunun üzerine Sony tarafından dava edildi. Sony'nin olumsuz dava etmesinin hemen ertesinde bir hacker PlayStation Network'e girerek 77 milyon kullanıcının bilgilerini çaldı. Her ne kadar Holmes bu saldırının sorumluluğunu üstlenmese de herkes bunu Holmes'un yaptığını düşünüyor. Aynı zamanda Holmes bir zamanlar iPhone telefonları hacklemesiyle ünlüydü. Kısa bir hatırlatma. Bu ve daha farklı videolarımıza ulaşmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak yeni videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Heyecan verici, ilginç ya da işinize yarar bir şeyler bulduğunu düşünüyorsanız ben abone olmayı ve yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyoruz ve cevap vermeye çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve güzel bir gün geçirin. Hoşça kalın. Bay bay.